Bir gün cuma sohbeti yapıyordum burada. Dedim ki ey cemaat, yani bir ahiret varlığı var, bir de dünya varlığı vardır. Dünya varlığını nasıl anlayacaksın? Mesela diyelim ki kocaman bir fabrika var. Sen bu fabrikanın sahibisin. Diyorlar ki bu fabrikanın sahibi kim? Ahmet Efendi. Şimdi Azrail Aleyhisselam Ahmet Efendi'nin fişini çekti. Bu fabrikanın sahibi kim? Ahmet idi. Bu fabrikanın sahibi hala Ahmet'tir diyebilir miyiz? Ölmüş. Bitti bak, birden idiye dönüştü. Geçmiş zamana dönüştü. Bir saat önce, 10 dakika önce, 5 dakika önce Ahmet diyordun. Şimdi Ahmet idi diyorsun. Niye? Artık o değil yani. Demek ki bir varmış bir yokmuş, böyle gerçekleşiyor. Beni o sohbette, cuma sohbetinde uzaktan gelmiş birkaç tane fabrikatör dinlemişler beni. Namaz bittikten sonra yerime geçin telefon çaldı. Cuma sohbetini dinleyelim diye geldi. O idi meselesi neydi dedi ya. Çok acayip etkilendi bu ididen dedi. Bakın kocaman bir fabrika, kocaman fabrikalar 3 tane 5 tane 5000 tane işçi çalıştırıyorsun. Ufak bir şey değildir. Bu fabrikaların sahibi kim falan. Patron geldi. Tamam da sadece ve sadece Azrail Aleyhisselam'ın fişi çekmesine bakar. Bunlar birden geçmişe kaldı. Fabrikaların sahibi idi. Artık o değildir. Ama bakın namazlar, ibadetler, takva, zikrullah, Allah için yaptığımız neler varsa hepsinin sahibi olarak mezara gireriz. Onların sahibi olarak diriliriz. Onların sahibi olarak Sırat Köprüsü'nden karşıya geçeriz. Onların sahibi olarak cennete yerleştiririz. Şurada oturuşunuzun cennette bir karşılığı var. Yaptığımız zikrin, her zikrin karşılığı var. Kıldığımız her namazın bir karşılığı var. Bakın bizimle geliyor. 10 tane ayet bilenle 11 tane ayet bilen aynı değildir cennette.